Arkadaşlar selamlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermek istiyorum. Almanya'ya gittin, kızını görebildin mi? Sare'yi aldın mı? Sare'yi ne zaman alacaksın? Neden gittin? Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben Almanya'da yaşıyordum. Halen yaşıyorum gerçi. Ya kızımı görebildim mi göremedim. Kızımın nerede olduğu bilinmiyor şu anda. Can korkusundan kaçıyorlar. Bir oraya bir buraya. Yani polis korkusundan falandan. Türkiye'ye iade edilecekleri için vesaire. Kaçıyorlar ama tabii ki adaletin kestiği parmak acımaz derler ya. Bugün kaçacaklar, yarın kaçacaklar. Ama öbürsü gün kaçamayacaklar arkadaşlar. Burası kesin. Çünkü Meryem Çiğdem Ünal'ın hani yerde kalmayacak. Sare'yi görebildim mi göremedim. Bu şekilde kaçıyorlar. Sare'yi ne zaman alacaksın? Sare'yi almam için bazı prosedürler gerekli oluyor. Çünkü burada bildiğiniz üzere gençlik kuruluşu mu diyorlar? Jugendamt deniyor. O Jugendamt'a gerekli başvurularımızı yaptık. Gerekli merciklere başvurularımızı, şikayetlerimizi vesairelerimizi yaptık. Ne yazık ki burası bekleme ülkesi ya. Burada posta bekliyorsun, mektup bekliyorsun, falan bekliyorsun. Tabii ki de kaç gündür uykusuz bir şekilde savaşıyoruz. Avukatlarımıza vesairelerimize gerekli talimatları verdik. Onlar da gerekileni yapacağına inanıyorum. Ve bekliyoruz. Biraz onların dediğine göre gerekli canlı yayınlar yapılacak. Avukatlarımızla gerekli toplantılar yapılacak inşallah. Orada da belirteceğiz. Yani ne kadar bir süreç bizi bekliyor, ne kadar süreç bizi beklemiyor. Yani sonu yani sabır olsun, sonu selamet olsun. Tabii ki de bu bekleyiş içerisinde benim korkum kızıma bir şey yapmaları. Yani büyük kızıma yapmış olanlar küçük kızıma da yaparlar. Yapmaktan da çekinmezler. O yüzden adalet istiyoruz. Adalete de güveniyoruz. Adaletin de en kısa zamanda yerini bulacağına inanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden gönlünüz ferah olsun. Hiçbir şekilde farklı düşüncelere girmeyin. Allah'ın izniyle Sare Asya'mı alacağız. Küçük kızımı alacağız Rabbimin izniyle. O konuda gönlünüz ferah olsun. Duyarlılığınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani Meryem sadece benim kızım zannederdim. Bir Türkiye'nin kızıymış. Ben bunu da öğrendim. Bir Türkiye'nin değil, bir dünyanın kızıymış. Ben bunu da öğrendim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Böyle duyarlı olalım. Başka Meryem Çiğdemler ölmesin. Başka bebeklerimiz ölmesin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Devamlı bu kanaldan bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Sorularınızı yorum bölümüne yazın. Ben devamlı elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü çok mesajlar geliyor. Sosyal medyada çok ulaşmak isteyenler oluyor. Ama gerçekten inanın ki hepsini okuyamıyorum. O elimden geldiğince okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Ama ne yazık ki birçoğuna da cevap veremiyorum. Buradan yazarsınız arkadaşlar yorumlardan. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya gayret gösteririm. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.